Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Ege'nin incisi İzmir'den sesleniyoruz. Konaktayız ve sizler için mühendislik sektörünün nabzını tutacağız. Otoplaza İş Merkezi'nde bulunan Cihan Makina Mühendislik firmasının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi ve makina mühendisi Sayın Cihan Özkaykı var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Cihan Özkaykı'yı tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Evet. 1970 yılında Ankara'da doğduk. İlk orta öğrenimimizi Ankara'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Eskişehir'de bitirdik. Makine mühendisi olarak 1992 yılında hizmet vermeye başladık. O zamandan beri de sürekli çalışmaktayız. Çok güzel. Evet. Yani uzun yıllardır bu sektördesiniz. Evet. 93'ten beri bir fiil bu sektörün içerisinde farklı şirketler olmak üzere. Daha sonra 2009'da kendi şirketimizi kurduk. 5 yılda da böyle devam ediyoruz. Biraz çalışmanızdan bahseder misiniz bize? Biz genelde endüstriyel tesislere mekanik tesisat işleri yapıyoruz. Doğalgaz, yangın tesisatı, basınçlı hava tesisatı, sıcak su tesisatı, ısıtma sistemleri, radyan ısıtma sistemleri olmak üzere genelde mekanik tesisat alanı içine giren işleri ve faaliyetleri yürütüyoruz. Peki sektördeki yeriniz ve potansiyeliniz nedir? Şimdi yeni bir şirket olmamıza rağmen İzmir ve Ege bölgesinde iyi bir potansiyel yakaladık. Büyük firmalara hizmet veriyoruz. O nedenle de müşterilerimiz büyük ölçekli. Ama rekabetimiz çok tabii ki bu ortamda. İyi bir müşteri portföyüyle Ege bölgesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Müşteri portföyünüzden bahseder misiniz? Büyük ölçekli fabrikalara hizmet veriyoruz. Tabii reklama girmesin diye isim söylemiyoruz herhalde. Söyleyebilirsiniz. İşte bu Norm Civata, Sanayi AŞ, Tesco Kipa kitle pazarlama, Orlikon kaynak elektrotları gibi başta Çukurova Kimya AŞ, Delphi Otomotiv, Lisi Aerospace sayabileceğimiz, Amkor, Tabakko, yani bu tür büyük ölçekli fabrikaların yatırımları olduğunda, bakımları olduğunda hizmet veriyoruz. Peki sizi neden tercih ediyorlar? Farkınız nedir diğer mühendislik firmalarından? Şimdi bizim bir kalite politikamız var. O hizmette beklenenin ötesinde, müşteri beklentisinin ötesinde bir çalışma tempomuz var. O yüzden zamanında işi bitirmemiz, zamanında teslim etmemiz, güven teşkil etmemiz birinci nedenle tercih nedeni oluyor. Bunun yanında tabii fiyat politikaları da çok önemli. Rekabet açısından iyi bir fiyat politikasıyla da tercih ediliyoruz diye düşünüyoruz. Servis hizmetiniz de var aynı zamanda. Tabii değil servis mi? Hizmetimiz herhangi de var. Herhangi bir arızaya karşı. Tabii kendi bünyemizde çalışan 3 tane ustamız var, 2 tane mühendisimiz var. Onlar dışında büyük ölçeklilerde tabii ki farklı dışarıdan hizmet alıyoruz. İşlerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Yani taahhüt ettiğiniz günde işi teslim ediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda arızaya karşı servis hizmetiniz tabii, var. Tabii tabii. Kaliteli bir hizmet veriyorsunuz, dikkatli ve tabii, titiz web çalışıyorsunuz. Web sitemizde de bizim kalite politikamız, kalite hedeflerimiz gibi bölümlerimiz var. Orada da gayet net belirtilmiş. İşte zamanında iş teslim et, eksiksiz teslim et, doğru zamanda doğru işi yap, tecrübeleri alttaki arkadaşlara aktar ki bir daha sorunlar tekrarlanmasın. Planlı programda çalışıyoruz. Haftalık programlarımız var, aylık programlarımız var, yıllık programlarımız var. Koyduğumuz hedefler var. O hedefler yönünde çalışıyoruz.
Peki önümüzdeki yıllardaki hedefleriniz, projeleriniz? Önümüzdeki yıllarda Ege, yani İzmir ve Ege bölgesi dışında daha büyük yatırımlara yönelmek. Hizmet sektöründe, taahhüt sektöründe daha üst sıralara Türkiye'de tanınmak amacımız. İzmir dışında hangi illere İzmir dışında hangi illere hizmet verdik? Bolu, Balıkesir, Marmara bölgesi ve şey olarak söyleyeyim. Muğla. Şimdilik bu kadar sayabiliriz. Yani bunun dışına çok çıkamadık. Antalya sayabilirim. Antalya'da da işler yaptık. Alanya, Antalya. Profesyonel bir ekiple hizmet veriyorsunuz. Evet, kaç kişilik hizmet ekibiniz var? Kadrolu olarak 5 tane hizmet ekibimiz var. Bunun 2 tanesi mühendis, 3 tanesi işte kaynakçı, borucu, usta dediğimiz bünyemizde hizmet veriyoruz. Peki buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bundan sonra neler söyleyelim? Tabii ki biz kendi sektörümüz açısından fabrikaların yatırım yapması gerekiyor. Türkiye ekonomisi ne kadar iyi olur, yatırımlar ne kadar iyi artarsa biz de sektörde o kadar iş yapma şansına sahip oluyoruz. O da ne, böyle bir saç ayağı, ne kadar çok yatırım bizim için o kadar çok iş demek. Bu da Türkiye ekonomisinin sağlam bir yapıda olması ve büyüme politikasıyla olacak bir şey. Yani inşallah hep büyüme trendinde gider. Yatırımlar sürer. Yatırımlar sürdüğü sürece biz varız. Sonuç itibarıyla. Ekonominin tıkırında gitmesi, iyi gitmesi, sağlam basması, yatırımların sürmesi bizim de ekmek yememizin nedeni diye düşünüyorum bu nedenle. Yoksa sektör için sıkıntı. Evet. Yani sonuç itibariyle bizim sektör için, bizim rakipler için. Çünkü yatırım olmadığı sürece pasta daralıyor. Pasta daraldıkça rekabet artıyor. Dayanma gücü artıyor. Bu da neye getiriyor? İşte kapanmayı getiriyor. İstihdam azalmasını getiriyor. İşsizliğin nedeni oluyor. Amacımız bir kişi daha fazla çalıştırmak. Onun için de tabii ki iş yaratmak kendimize. Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte bağışlarda bulunuyoruz. Gittim. İşte okullara projektör alıyoruz, bilgisayar alıyoruz. Ne bileyim, ihtiyaç olanları en son Mevlana İlköğretim Okulu'na bir tane projektör verdik, aldık. Bunun gibi de toplumsal sorumlulukları da yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Cihan Makine Mühendislik firması olarak başarılı projelere imza atıyorsunuz. Evet. Tebrik ederiz. Çalışıyoruz hep beraber Türkiye'yi kalkındırmak için. Cihan Bey, bizi konuk ettiğiniz için siz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün İzmir Konak'tan Cihan Makina Mühendislik firmasından seslendik. Sektöre dair sizler için Cihan Bey'den bilgiler aldık. Efendim şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.